Çekirdeği çıkarmış erikleri incecik incecik keseceğiz. Sanırım bu yeterli. Şu aralar Meyer limonu bulunuyor. Bir diğeri de yeşil mandalinanın kendisi. Henüz çok ekşi. Yenmeyecek gibi değil ama ekşi. Su olarak bunu kullanacağım. Ve o limonun biraz bazen fazla gelen ekşiliğinden kaçacağım. Meyveli tatlardan devam ederken fesleğen. Her şey bu kadar barış içinde gitmesin dediğimizde de çili. Biraz taze soğan. Tuz, karabiber. Zeytinyağı. Son dokunuşumuz işte o bir şey var ama dedirttiğimiz kısım vanilya. Bu vanilya çubuklarını ömrü billah kullanıyorum. Sardalyalar pulları alınmış. Alınmadıysa dikkat edeceğiz. Ağza gelmesi hiç hoş olmaz. Şöyle elimizi bir yüzüne sürdüğümüzde kılçık kaldı mı hemen anlarız. Biraz önce eriklere yaptığım gibi bunları da minik minik keseceğim. İnce ince kıyıyorum. Çok fazla ezmeye gerek yok. O zaman keyifsiz olur. Karıştırma kabını alalım bunu da. Sardalya dedik. Benim çok sevdiğim bir küçük tuş var. Umami. Domates, parmesan. Birçok malzemede doğal olarak var. Şimdi o lezzeti arttırabilmek için neden bu kadar keyifli olduğunu bilmediğiniz bazı şeyler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi sardalyanın konservesi. Çok koymuyorum. Böylece diğerleri ne koyduğumu bilmiyor. Ama onun taşıdığı o daha bir yoğun aromalar muhakkak ki fark ettiriyor. Okey, hemen başlayalım. Zeytinyağımız, tuz, fena değil, bayağı tuz alır bu. Tabii ki limon, önce kabuğu, sonra da suyu. Soğansı tadı vermemiz lazım. Daha kibar olduğunu düşündüm. Taze soğan geliyor yine. Otlardan kaçınmamak lazım. Yakıştırdığınız her otu bolca kullanın. Mesela kişniş. Yine aroma, yine parfüm. Hiç beklemediğiniz yerlerden çok güzel katkılar sağlıyor. Bunun da dinlenmesi lazım. Yine bahsettiğimiz aromaların birbirine katılması için. Streçliyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Şimdi sardalyaları alalım. Çatni. Burada bekleyen bu bademcikler. Önden koymadım ki o kıtırlığını kaybetmesin. Kavrulmamış badem kullanıyorum. İki tane kaşık arasında herhangi bir malzemeyi şöyle daha gösterişli bir hale, bir kaşık koymak yerine o kaşığı biraz daha şık bir hale getirmenin adı Fransızca könel. Bir diğer yöntem kızarmış ekmek üzerine mesela. Yine minik bir könel.